Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tart tarifim var. İnanılmaz bir lezzet. Yapım aşamasına geçelim. Önce şöyle bir adet elmamızı soyalım. Şimdi rendeleyelim. Ben bu tavanda pişireceğim zaten. Rendenin de orta bölümüyle rendeliyorum. Elmamızı rendeledik. 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Bu şekilde ocağa alalım. Katı yağ kaseme alıyorum. Unumu ilave ediyorum. Margarinimiz oda sıcaklığında olmalı. Böyle güzelce unla buluşturalım. Unumuzun üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave edelim. 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta. Malzememizi güzelce yoğuralım. Ara ara un ilave edelim. Hamurumuz çok kuru olmamalı. Normal, klasik tart hamuru olmalı. Hamurumuz tamamlandı. Poşete koyalım. Bir saat buzdolabında dinlendirelim. Hazırlamış olduğum malzemesini ilave edelim. Şöyle yaklaşık 100 gram ceviz ve bir çay kaşığı tarçın ilave edelim. Harcımızı güzelce karıştıralım. Harcımız hazır arkadaşlar. Hamurumuzu dolaptan alalım. Biraz yuvarlak bir beze haline alalım. Şöyle yağlı kağıdın üzerine hamurumuzu alalım. Ve üzerine bir yağlı kağıt kapatalım. Ufak ufak açmaya başlayalım. Bir tabak kapatalım. Bıçak yardımıyla bir borcam kalıbı koydum. Kenarlarını dilimlemeye başladım. Kalıbımızı kaldıralım. Şimdi örmeye başlayalım. Bunu alalım. Tekrardan bunu. Bakın gayet kolay. Şimdi tartımızın iç harcını boşaltalım. Böyle tepsimize alalım ve yine açalım hamurumuzu.
Yumurtasını sürelim. Bir tatlı kaşığı süt ilave ettim. Ve o şekilde yumurtayı biraz açtım. ...180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Tarhımız gayet güzel pişti. Evet arkadaşlar, tartımızı yaptık, fırına verdik, fırından çıktı. Sıcak sıcak pudra şekerini serpiştirdim. Ve nefis görünüyor, inanılmaz güzel. Biraz daha soğuması gerekiyor. Şimdi şöyle bir dilimleyelim. Bakın arkadaşlar, nefis görünüyor. Gayet güzel. Başka bir videoda başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.